Neye benziyor? X5'e benziyor ölçüleri. İçi neye benziyor? Yeni otomobili koklama gibi. Yeni otomobil kokusu diye bir şey var. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi otomotiv endüstrisinin baştan ayağa değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama önce bu sunum, sergileme, lansman tarafındaki değişiklikten konuşalım. Sonra içeriye dair değişikliklerden bahsederiz. Şimdi bu galiba pandemi de vesile oldu. Azalarak biten otoshow'lar galiba artık hayatımızdan çıkıyor. Doğru mu? Yani geleneksel otoshow'lardan bahsediyorsak. Geleneksel yani büyük salonlarda. Artık büyük ve ışıltılı fuar salonları zannediyorum hayatımızdan yavaş yavaş çekiliyor. Dediğiniz gibi pandemi artık son damlası oldu bu işin. Çünkü otoshow'lar hala hazırda zaten cazibesini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştı. Geleneksel manada otoshow'lar. Ve bizi dijital otomobil fuarlarına getirdi bu süreç dediğiniz gibi. Evet, peki orada yani tabii hani kapısını açma, içine girme, yeni otomobili koklama gibi otomotiv sevenleri çok yakından ilgilendiren şeyler vardı. Yani hani broşür toplama. Yeni otomobil kokusu diye bir şey var. Evet, şimdi bu o açıdan bir eksiği var ama muhtemelen bu dijital oto fuarlarının bir takım artıları da olacak değil mi? O eksikleri kompanse edecek. Muhakkak orada belki akla gelen ilk soru şu olabilir. Yani internette tek başıma otomobil içerikleri arasında gezinti yapmaktan farkı ne olabilir ki dijital bir otomobil fuarının? Aslında tam da dediğiniz sebepten ötürü farkı şu. Çünkü dijital bir gezinti için özel olarak tasarlanmış bir alandan bahsediyoruz. Otomobilin çok detaylı, çok fazla fotoğrafı, çok fazla video içeriği, teknik bilgi, hatta canlı destek alabilme imkanı. Ama bunun da ötesinde ilk dediğiniz sebepten ötürü ama yeni otomobil kokusuna ne olacak? Evet, otomobil halen gerçek ve otomobil deneyimi halen duygularımızla hissettiğimiz bir şey. Orada dijital bir iletişim kurduktan sonra markayla bir test sürüşü talebi ya da test sürüşü randevusu ayarlayıp o yeni otomobilin kokusunu uygun olan bir BMW noktasında tabii ki deneyimleyebilirler katılımcılar. Evet, bir de tabii şöyle bir şey var. Araçla baş başa kalma süreniz uzuyor. Yani fuarda çok kısıtlı bir sürede girip çıkıp girebiliyorsanız tabii orada içine. Yani etrafında dolanmak, belki birinden bilgi almak, bütün bunlar için kısıtlı süreniz var. Burada istediğiniz kadar süreyi kullanıp istediğiniz kadar görsele sahip olabiliyorsunuz. Muhakkak hele hele işte Cenevre, Paris, Frankfurt, Tokyo eski usul uluslararası otomobil fuarlarında hele hele ilk günlerde o kalabalığın içerisinde hoş belki bu da deneyimin bir parçasıydı tartışılır ama otomobille tek başınıza geçireceğiniz zaman hayli kısıtlıydı yani. Hatta otomobili tek başına görmek bile çoğu zaman fotoğraflarda da mümkün olmazdı. Hep kalabalık bir hengame halinde fuarın artık geleneksel bir parçasıydı. Dolayısıyla dijital fuarda evet otomobille biraz daha baş başa kalma özgürlüğümüz var. Bir de şimdi biraz da içerikten konuşmaya başlayalım. Yani ürünün kendisinden konuşmaya başlayalım. Aslına bakılırsa otomotivler dijitalleştikçe, içine daha çok dijital unsur eklendikçe, entegre olmaya başladıkça zaten aslında otomotiv, klasik otomotiv fuarlarında onu tecrübe edebileceğiniz aralık da daralıyordu. Çünkü yani otomotivi durduğu yerde bütün özellikleriyle anlayamıyorsunuz. Yani tasarımına bakıyorsunuz. İşte kadranı nasıl, direksiyonu nasıl, döşemesi nasıl, konsolu nasıl filan ama onun içinde o kadar çok başka özellik var ki yani kontağı çevirdiğiniz zaman bile görmeyeceğiniz. Dolayısıyla belki onları daha uzun uzadıya onlardan haberdar olmak için böyle biraz daha fazla zaman harcamak için iyi bir medium, iyi bir sergileme biçimi olacak bu. Bence inanılmaz isabetli bir bakış açısı. Çünkü dediğiniz gibi otomobil fuarları otomobilden bağımsız olarak tek başlarına değişmediler. Otomobil değişti ve bu otomobil merkezi ekosistem çevresindeki her şeyi değişime sürükledi. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında otomobil henüz yeni yeni yayılım gösterirken otomobil fuarları da yeni modelleri ve bu yeni aracı tanıtmaya, ifade etmeye yönelik organizasyonlardı. Ama artık otomobil ulaştığı noktada sadece çok iyi tasarlanmış bir metalden ya da güzel kokan bir iç mekandan ibaret değil. Görünmeyen yerlerdeki teknolojiler, dijital teknolojiler, kullanımla alakalı yenilikçi detaylar. Dediğiniz gibi otomobili statik olarak incelerken kaçırabileceğiniz çok fazla şey var artık. Dolayısıyla bir bilenin size anlatması ve her yönüyle anlatması açısından o inceleme deneyimi dijital tarafta daha zengin olacaktır muhakkak. Bir de sanki şuraya doğru gidiyor iş. Otomotivle ilgili bütün sergilemeler yakın zamanda
tüketici elektroniği fuarlarının içine entegre olabilirmiş gibi hissediyorum ben. Çünkü otomotiv teknolojileri artık dijital teknolojilerden çok bağımsız değil. Eskiden dijital teknolojiler otomotiv teknolojilerin içine belki enjekte edilmiş bir elementti. Fakat şimdi bunları dediğiniz gibi ayrı düşünmek zaten çok imkansız. Yani entegre ve dijital ve online teknolojiler tam da dediğiniz sebepten ötürü otomobili ve otomobil teknolojisini genel manada anladığımız teknolojiden çok da uzak kılmıyor. Aslında tam da merkezine doğru yaklaştırıyor. Şimdi o zaman biraz da bu fuardaki süperstarınız mı diyeyim? EX üzerine konuşalım. Hı hı. Çünkü bu tam az önce anlattığımız şeyin içini dolduran bir otomobil. Bu fuar demişken önce izleyicilere hangi fuardan bahsettiğimizi söyleyelim isterseniz. Otoshow 2021 Mobility Fuarı'nın ismi ve dijital bir fuar. Hakikaten ilginç. Türkiye'nin ilk dijital otomobil fuarı olacak. Ve dijital gezinti için özel tasarlanmış bir mecradan söz ediyoruz. Evet, eski tabirle bu fuarın yıldızı bizim için BMW iX olacak. Yepyeni bir otomobil. Sadece yeni otomobil olmasının yanında az sonra anlatacağımız ilginç en önemli özelliği bir kere elektrikli olması. Şarj edilebilir bir otomobil olması. Artık çok fazla yeni elektrikli otomobille tanıştırıldığımız bir dönemdeyiz. Sizin ilk elektrikli otomobiliniz değil ama ona değil. Rağmen çok özel bir yere sahip. Elektrikli otomobiller BMW için hiç yeni değiller aslında. 2013 yılından beri bir fiil BMW elektrikli otomobil sunuyor. EX'i daha evvel sunduğumuz ya da mevcutta sunmakta olduğumuz elektrikli otomobillerden ne ayırıyor diye soracak olursanız. Çünkü BMW bu otomobili teknolojik amiral gemisi olarak konumlandırıyor. Yine dediğiniz konuya geliyoruz aslında. Eskiden sadece amiral gemisi kavramı vardı otomotivde. Örneğin BMW 7 serisi tüm modellerimizin öncüsüydü. Artık teknolojik amiral gemisi diye bir kavram giriyor hayatımızda. Markanın tasarıma, lükse, sürdürülebilirliğe dair gelecek vizyonunu şimdiden görmemizi sağlayan bir otomobil EX. Bu yönüyle kayda değer elektrikli olması kadar. Hı hı. Biraz özelliklerinden bahsedelim. Bu mevcut X5 ölçülerinde bir araç bildiğim. Doğru, X5 ile aynı ölçülerde gibi düşünebilirsiniz. Hatta X5 demişken beni duygulandıran bir yanı da var bu konunun. X5 2000'li yılların başlarında bir spor sedanın, yani BMW'nin en iyi yaptığı, BMW'nin geleneksel değerlerini çok iyi temsil eden otomobillerin bu sportif sürüş özelliklerini bir SUV'nin büyük yerden yüksek ve kullanışlı bir otomobilin ve daha hacimli bir haline. Evet, hacmiyle bir araya getirmişti. Daha önce bu ölçekte denenmemiş bir formüldü. Çok başarılı oldu. X5 kendi sınıfını yarattı ve çok sevildi. Dolayısıyla ben EX'i X5'in torunu gibi görüyorum birazcık. Ölçüleri benzer ve X5'in bundan 20 yıl evvel yaptığı şey, yani kendi sınıfında standartları belirleme. İlk var olan ve standartları belirleyen otomobil olmasının yanında geleceğe dair de bir şeyleri şimdiden görmemizi sağlaması yönüyle beni hala heyecanlandırıyor. Neye benziyor? X5'e benziyor ölçüleri. İçi neye benziyor? Ya da kaputun altında ne var? Bir kere motor arkada galiba değil mi? İki tane motoru var. EX3 şimdilerde çokça gördüğümüz elektrikli otomobilimiz. Aha. Onda tek motor ve arkadan tahrikli bir mimari var. EX'de çift motor teknolojisi var. Hatta bavullara yer var mı hala? Bavullara hala yer var. Hatta koltuklara hala yatırabiliyorsunuz. Bazı gelenekler değişmiyor. İki motor var. Biri ön aksta, biri arka aksta. Bu iki motorun ortak tahrikiyle yürüyor otomobil. Dört çekerli yürüyor. Mesela hani teknolojik amiral gemisi dedik ya, bu kulağa çok hoş gelen ifade gerçek hayatta neyi temsil ediyor? Biz dört çekerli otomobilleri uzun yıllardır sunuyoruz. Mekanik ya da içten yanmalı otomobiller dediğim. Ama artık elektrikli bir otomobilde elektrik hızıyla kontrol mümkün oluyor. Ve geleceğin BMW'sinde, geleceğin dört çekerli BMW'sinde otomobilin bazı şeyleri fark etme, karar verme ve müdahale etme hızı o kadar fazla ki altınızdaki şeyin bu kadar içgüdüsel nasıl olabildiğine şaşırıyorsunuz. Neredeyse sizden hızlı düşünüyor. Dolayısıyla 326 beygirlik performansı var. İşte 0-100'ü 6 saniye civarında. Ama tabii performans sadece verilerden ibaret bir konu da değil, özellikle BMW için. Dolayısıyla sürüş hissiyatı bakımından hakikaten direksiyona geçtiğinizde gelecekte BMW böyle hissettirecek demek diyebiliyorsunuz. Peki otomobil merakları için en önemli sorulardan birini sorayım. Sesi nasıl? Sesi var mı? Sesi nasıl? Belki otomobil meraklıları kadar sinema meraklılarının seveceği bir cevap vermek gerekir buna. BMW EX'in seslerini Hans Zimmer tasarladı. Otomobilin hem dışarı hem de kabine verdiği sesler Hans Zimmer'ın elinden çıkma. Çok fütüristik olduğunu tahmin edersiniz dolayısıyla.
Dışarı verilen ses güvenlikten ötürü tabii ki. İçeride ise otomobilin sürüş deneyiminin bir elementi halen ses tabii ki. Elektrikli otomobilde de buna bir yer var. Teknolojide güncelleme oldukça ve tasarımda da güncelleme oldukça yeni kavramlar giriyor otomotiv dünyasına. Ve onların da bazıları uzun ömürlü olabiliyor. Bu seride bir şey var mı? Yeni bir kavram var mı? Çok uzun ömürlü bir teknolojinin yeniden yorumlanmış hali var aslında iX'te. İçeriden başlayalım isterseniz. BMW yaklaşık 20 yıl önce sürücü ve otomobilin etkileşimini yönetebileceğiniz iDrive isimli bir teknoloji yaratmıştı. Yani sürücünün otomobille iletişim kurduğu her teknolojiyi bu kapsamda, bu başlıkta değerlendirebilirsiniz. iX'in iç mekanında iDrive artık 8. nesille tanıtılıyor. Kavisli bir dokunmatik panel, tek parça ki otomotiv tarihinde ilk kez seri üretim bir otomobilde kavisli bir panel kullanılıyor. Ve yine geleneksel iDrive kumandasıyla birlikte. Bu çok keyifli bir detay çünkü 20 yaşında bir BMW'de inip bir iX'e bindiğinizde de kumandanız halen orada olacak ama bambaşka dünyaların teknolojilerini kullanıyorsunuz. Onun dışında iDrive'ın yanında BMW Shytec isimli yeni bir tasarım yönelimini tanıttı. Shytec isminden de tahmin edebileceğiniz gibi belli başlı donanımların ve fonksiyonların siz istemediğiniz sürece ya da talep etmediğiniz sürece ya da gerekli olmadığı sürece görünür olmamasını ifade ediyor. Örneğin otomobilin bazı hava çıkışları gizli iç mekanda ya da hoparlörler için bir açıklık görmüyorsunuz. Sesi ilginç bir şekilde otomobilin kabininde hissediyorsunuz. Yüzeyler ısıtılıyor mesela doğrudan hava üflemek yerine. Ya da gövdeye baktığınızda otomobilin silecek suyu haznesi öndeki BMW logosunun altında yer alıyor. Onu açıp silecek suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Ya da arka logoda entegre bir kamera var. Onun temizliğini BMW logosunun ortasındaki mavi beyaz bölüm dışarı çıkarak yapıyor. Böyle çok akılcı, çok küçük ve otomobilin içindeki sadeliği güçlendiren, kullanım kolaylığını ve modernliği artıran, bu da geleceğin lüks yaklaşımına dair bir unsur. Yani mümkün olunca sade olsun, temiz olsun, mekanik tuşlar az olsun mümkün olduğunca ve dijital dünyaya tamamen entegre olsun. Shytec o açıdan kayda değer bir tasarım yaklaşımı. iX'te ilk kez bunu da göreceğiz. Daha fazlasını aslında mobility içinde yer verdiğiniz bütün görsellerden ve bilgilerden öğrenmek mümkün. Daha da fazlasını deneyimlemek için araç buraya geldiği zaman belki Borusan'lara giderek sıraya adınızı yazdırabilirsiniz. Bu arada Otoshow 2021 mobilitede yani fuarda otomobili sadece incelemenin yanı sıra orada satış yetkilileriyle interaksiyon kurabileceğiniz imkanlar olacak. Hatta orada konferanslara, toplantılara katılma şansınız olacak. 30 marka içinde böyle. BMW 30 katılımcıdan bir tanesi. Dolayısıyla otomobil önümüzdeki birkaç ay içerisinde Türkiye'de olacak. En yakın BMW showroom'undan bir randevu oluşturulabilir test sürüşü için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.